Hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız sevinirim. Hadi geçelim diyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alev Selçuk Bayraktar'a Karabağ nişanı taktı arkadaşlar. Türkiye ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020 imzalanan protokol ile iki ülke vatandaşlarından sadece kimlik kartı ipraz ederek geçişleri 1 Nisan itibariyle başladı. İzlanda'da yer alan Fuengirola Yanardağı 800 yıl sonra faaliyete geçti. Van Gölü'nde keşfedilen Balık Ağa gibi Van Gölü Küçük Mercan adı verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürüttüğü Sıfır Atık Projesi DM tarafından ödül aldı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kıvıcımoğlu getirildi. Mart 2021 Türkiye ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. BioNTech şirketinin kurucusu Uğur Şahin ve Özlem Türkiye'ciye Almanya tarafından yıldızlı liyakat nişanı verildi arkadaşlar. Dünya sadece Şanlıurfa'nın Hilafeti ilçesinde yetişen Karagöz tescillendi. Virtus Avrupa Salon Ateizm Şampiyonası'nda Türkiye Avrupa şampiyonu oldu. Kanuni Sultan Süleyman Potres İngiltere'de 438 bin sterline satıldı. Ses kasetinin mucidi Legos hayatını kaybetti. Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin hayatını kaybetti. TÜİK başlangıcı Seyit Erdal Dincers atandı. 878. Altın Küre ödüllerinde Zeki Nobot en iyi film ve en iyi yönetmen dallarında ödül kazandı. Japonya Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Tarih Hatta Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açıldı. Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan, Dünya Mirası Kentleri listesine girdi. Türkiye'nin ilk milli seyir füzesi son. 80 yıllık ünlü şarkıcı Serpil Bloros yaşamını yitirdi. 2021 Entrepol toplantısı Türkiye'de yapılacak. 2021 Dünya Ekonomik Forum turnuvası yerine Zinghor yapılacak. NASA'nın Mars keşif aracı Mars Kızıl Gezegeni ile indi. Dünyanın ilk filozof şiiri Türkiye'de üretildi. Ünlü psikolog Divan Cacıoğlu hayatını kaybetti. Cüneyt Çakır 21. yüzyılda en iyi ikinci hakim oldu. Türk Uzay Tektonik Geliştirme Bölgesi Ankara'da kurulacak. En eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Mario Draghi İtalya'da başkan olarak görev aldı. Silahlı insansız deniz aracı Ulok suya indirildi. Uluslararası Türk Akademisi 2021 yılı Alişir Nevai yılı ilan etti. Canan Devren beyin iğnesi icat etti. Adını Aşık Veysel koydu. Oscar kazanan en yaşlı kişi olan Kanadalı tiyatro, film ve dizi oyuncusu Chris Pollard 91 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı bağlı olarak katılım finans daire başkanı kuruldu. Eda Erdem Dündar tarihin en iyi 10 oyuncu listesine geçildi. Türk diyorum yani, Cumhurbaşkanı tarafından 2001 yılı Yunus Emre ve Türk Yılı olarak kutlanmasına ilişkin genel yayımlandı. Kazakistan Latin alfabesi ülkeye kullanmak üzere tanıtma başladı. Hem Cumhurbaşkanı hem de Cumhurbaşkanı kadın olan tek ülke Estonya ya. O kafa gitti. Jeanette Lund ABD tarafından Hazine Bakanlığına atanan ilk kadın bakan oldu arkadaşlar. Önemli olan tabii ki bunlar ezberlerken çok sıkmamak. Çünkü bunlar güncel bilgi. Sadece göz aşinalı olsun diye anlatıyorum yani. İlk milli taarruz insanın hava aracı Akıncı PTT-3 tesisleri toplandı. Ünlü tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti. Eğil Kalesi ile Kral Mezarlar UNESCO yolunda İngiltere 11 Haziran'da düzenlenecek G7 zirvesinin ev sahibi yapılacak. Yusuf Eymen. Gebiroğlu matematik aşamasında tüm sorulardan yanıtlayarak dünya birincisi oldu. Diyarbakır'da yapılan kazılarda birinci Kırşas'tan ait olduğunu düşünülen mezar bulundu. 2021 yılında tanıtımı yapılan ilk yerli ve milli hava savunma füze sistemine Hisar artı bir eklendi. Türk Strateji Oyunu Mangat UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girdi 2021. 2020 yılında doğan çocuklar için erkeklerden en çok Yusuf kızlardan ise Zeynep adı edilmiş. 2020 internette en çok aranan gemi Oruç Reis oldu. Vay.
Dünyanın en yaşlı insanı Kanat Hoca 118 yaşında 2021. Türk bilim insanları Uğur Şahin Özlem Türeci Mevtime dergisine kapak oldular arkadaşlar. TürkSat 5A uydusu ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Chapa canavar üstünden uzaya fırlatıldı. 2001 yılının Kültür Başkanı Romanya'nın Timișoara kenti seçildi 2021. Türk Uççarkoyulu'nun hava kargo taşıyıcı seçilerek ödül aldı. 4. Dünya Göçebe Oyunları 2020 yılında Bursa'ya yapılacak. AB 2021 dönem başkanı Portekiz Slovenya TV Büyük Milletler Cemiyeti mi ne diyorlar lan? Birleşmiş Milletler 2021 Uluslararası Meydan ve Zeptiye yılı ilan edildi. Ya çok önemli bir şey değil canım. Bunu soracaklar bir şey değiller yani. 2001 diyorum ya. 2021 İslam Birliği Teşkilatı yeni genel sekreteri İbrahim Taha oldu. Nevşehir 2021 spor diyorum Allah'ım. Avrupa Spor Kenti ilan edilmiş. UNESCO 2021 yılını Hacı Bektaş Veli ilan etti. Yani etsin ne olacak ki şimdi? Of, zaten bilmiyor muyduk? Türkiye'nin kadın ritmik jimnastik dalının büyük başarısı Avrupa Şampiyonu 2021. Kuzey Makedonya Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi oldu. 2023 Avrupa Salon Ateizm Şampiyonu Türkiye'de yapılacak. 7. Koğuştaki Mucize Türkiye'nin 2001 asker Oscar adayı oldu. Ala tabii ki bize verirler mi Oscar anasını satayım. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2021 Uluslararası Sağlık Çalışmaları yılı oldu. Dirbin 2021 rol modeli Türk milli yüzücü sinema boyacı seçildi. Kuzey Makedonya'nın 10. üyesi seçildi. 2022 UNESCO yaşayan insan hazinesi listesinde Halime Özker yer aldı. Formula 1 9 yıl aradan sonra İstanbul'da 2022'de gene yapılmış. 2022 Oscar ödüllerinin bir ilk İngiliz olmayan en iyi film Parazit oldu arkadaşlar. Ermenistan ve Azerbaycan arasında savaş 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'dır önemli. Geçen yıllarda çıktı yani 2020 KPSS mi? Çıktı evet. 2020'de evet. 2021 Inotropolis Türkiye'de yapılacak. 2001 yılı Dünya Kitap Başkanı olarak Tiftiş seçildi. Hazine ve Maliye Başkanı Berat Albayrak istifa etti. Amerika'da seçim sonuçlandı. Yeni başkan Joe Biden oldu. Joe Biden işte. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi El oldu. Blaşk Brut lakaplı Tinch hayatını kaybetti. Azerbaycan şu Ermenistan kurtardı. Azerbaycan şu şeyi Ermenistan kurtardı. MT Oruç Risk Sistemi Araştırma Gemisi hakkında bilir 2020. MTD Oruç Sistemik Araştırma Gemisi hakkında bilir 2022. İzmir'deki Altın Elma Ödülü verildi. Fatih Şen gemisi Karadeniz 320 milyar metro doğal gaz rezervi başladı. Nipsi Kuyruk Yıldızı Türkiye'de gözlendi 2022. Ülkemizde 2022 yılı itibariyle 11 kalkınma planı yapıldı. Yani hepsi boş biliyorsunuz. Niye mi boş? Bana göre boş kardeşim yani. Öğrenci sürünüyor. Gene sürünüyor arkadaş. İstediğin kadar kalkınma planı yap. Öğrenci mutsuzsa, çocuk mutsuzsa, insanlar mutsuzsa sen istediğin kadar kalkınma planı yap. Bir faydası yok. Yani 20 yıldan beri sürünüyoruz abicim. Ya yeter. Yapmayın. Burada bir öğrenci isyanımı belirtmek istedim yani. Gerçekten ya şu videoları ben niye çekiyorum? 2-3 para kazanmak için. Ya insanlara da yardım etmek için bir şeyler yapıyoruz falan filan. Bunları çok abartmayalım. Neyse kalkınma planı yapılmış da yani pek kalkındığını düşünmüyorum ben yani. Tamam uçak sanayide ilerideyiz bak. Sanayide ilerledik bak. Bayraktarı ben küçümsemiyorum. 2005 yılında, 2003 yılında adam doğuya gitti. En iyi teknolojik silahlar tek başına yaptı mı yaptı kardeşim ben. Şapka çıkartıyorum ben bu adama. Yemin ediyorum 2005 yılında kendi İHA'sını 9 yılda karavanda kalmak nedir arkadaş ya? Önünde eğiliyorum gerçekten. İşte Oruç Reis'i çıkardı yine adam. Karadeniz bölgesinde gene bu İHA'lar çok işte Karabağ'da falan işte anlayın.
Sonra Akdeniz'de gene uçaksız havaalanlar yaptı. Uçaksız diyorum. Beyin bırakmadı geri zekalı insanlar ya. Tövbe ya Antalya'da gene insansız gemi. Yeni TBMM Başkanı Mustafa Şentol oldu. İlk milli silah drone sistemi Dungor 2022. Türkiye'den 25 milyon kişinin adını Mars'a götürecek Perseverance aracı başarıyla fırlatıldı. Bence bunlar iyi işte Festo olsun. Festo festivalleri çok iyi. Gene bayraklar çok iyi. Çok iyi sihalar yaptı. 2023'te gene insansız savaş uçağı yapacak. Yani bu gurur duyulacak şeyler yani. Ben gerçekten o adamı gördükçe ben böyle yani çok heyecanlanıyorum, titriyorum. Bu 9 yıl hangarda kalmak kimin harcı ya arkadaşlar? Hangi bilim adamı 9 yıl harcı işte doğuda? Yani askerlerin yanında bulunduğu falan yani. Aklını yedirmeyiz abicim. 9 yıl karavanda kalmak zor iş. Biz şurada 1-2 yıl pandemi oldu içeride yemin ediyorum kafayı yedim oldum neyse. Yani hakkını yiyemeyiz. Helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun yani. Yapacağım dedi yaptı. Tek başına yaptı abicim. Ben gerçekten kutluyorum. Selçuk Bayraktar'ı gerçekten. Ne zaman adını duysam tir tir titriyorum. Çünkü böylesiler sayesinde biz ilerliyoruz. Bu adamlar olmasın yemin ediyorum. Biterdik biz. Her yani neyse. Duygusallaştım kusura bakmayın ya. Birleşik Arap Emirlikleri Beyhopo Umut adlı uyduya Mars'a gönderdi arkadaşlar. Göbekli Tepe 2020 yılında gidilecek en iyi yerler listesine yer aldı. Temmuz 2022 Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. Temmuz 2022'de Ali Ağaoğlu kaybetti. Temmuz 22 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün oldu. Temmuz 2020 Türk Tarih Kurumu'nun başkanı Birol Çetin oldu. Temmuz 2022'de Ayasofya'nın adı değiştirildi. İçişleri Bakanı bünyesinde Çevre ve Doğa Hayvan Kurumu Şube Müdürlüğü kuruldu. 2000 Temmuz 2022'de Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü açıldı. Ayasofya Cami Diyanet İşleri Bakanlığı'na devredildi. Dünya Sağlık Örgütü PAYO Başkanı Kime Genel Merkezi nerededir? İlk yerli ve milli elektronik tren Sakarya ilimizde kalkınmaya başladım. Sakarya. Altın Kelebek Ödülleri Töreni En İyi Yöntem Ödülü Yusuf Pirhans'ın olmuş arkadaşlar. Romanya'nın en temsilci kenti 2022 yılında Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmiş. Türkiye'nin ilk yerli milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu adı denir. Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu adı nedir? Lan oğlum bu nasıl bir soru? Gerizekalı nereden bilecek? Cevabını koysana şuraya. Ya böyle uygulamalara deli oluyorum ya. Böyle değişik şeyler. Ben ne bileyim. Neyse Muğla Özgüdü Saçlıkapı'da kapıda dağ sit alanı kesin karanacak hassas alan ilan edilmiş. Altın Çağ Teknoloji Miras Kitabı lise öğrencilerine dağıtılacak. Oğlum dağıtın da nasıl uygulanacağını gösterin. Öyle mal mal verme şu şöyle yapılır değil mi? Göster abicim. Bunca zaman zaten kitaplarda okuduk geri zekalı olduk çıktı kardeşim ya. Saçma sapan bilgileri vermeyin yani kullanılacak altın orandaki bilgileri verin. Yani o kadar 12 yıl matematik gördüm. Yani geri zekalıyım. 5 net yaptım. Ne boka yaradı? Bizim mantığımız şu. Ver ya öğrenci şapsın. Oğlum tahta da göster göster. Ben en çok buna sinir oluyorum yani. Ortaokul olsun. İlkokul gene iyiydi yani. İlkokulda zaten hocalarımız cinnetliydi böyle. Hele bellemedim mi? Abo. 2 saat tepende dururdu yani. Belirletmek için elinden geleni yapardı. Bezdirirdi seni. Ya. Matematik. Yani ben o çarpım tablosunu belledim ama nasıl belledim ya. 3 ayımı zehir etti hoca. Belledin mi oğlum? Geç tahtaya yanıt. Belledin ha. Belledin. Uygulama göstereceğim. Onu yap. Şunu yap. Yani iyi ki ne bu hocalar var diyelim. Yani ilkokul hocalarımız değerlidir falan filan işte. Yerli ve milli tünel açma makinesi adı Lale oldu. Çanakkale'de Boğaz içine yetişen çavuş üzümü tescillendi. İMBB Fatih Sultan Mehmet potresini satın aldı. Uluslararası İslam Ekonomi Finans Konferansı 12.si İstanbul'da yapıldı. Uluslararası Göç Film Festivali en iyi filmler Fall Summer oldu arkadaşlar. Kahramanmaraş'ın parmak ve sıkma peyniri seçildi. Maraş da güzeldir. Tabii Maraş oynak yer. Neyse. Çok konuşmayayım ya. Valla.
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kuruluş Başkanı Volkan Bozkurt seçildi. Doktor Mehmet Öz, Şöhrettin Yolun adı yazılacak bir ilk Türk oldu. ABD polis müdahalesi boğularak öldürülen siyahi vatandaş kimdir? Vallahi bilmiyorum oğlum, şunun cevabını koyun lan. SpaceX tarafından uzaya, SpaceX tarafından uzaya fırlatılan insanın uzay yarısında adı George Dragon oldu. Zaten Dragon'un birçok şeyin dünya çevresinin gününün bu yılın teması biyoçeşitlilik yılı oldu. Haziran 2022 Libya Cadde ismi Kanuni Sultan Süleyman'a verildi. Haziran 2022'de ise operası Pençe Kaplan oldu. Kardeşim bu ne kadar çok şeymiş. Kaç dakika oldu da. Neyse. Ya bunu bir 30 dakika etmeyelim biz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ya.